Niye kaybettiniz seçimi? Öyle sorarak başlayayım. Tabii seçimi niye kaybettik? Bir kere devletin bütün imkanlarını kullanan, haksızlığı hak gibi gören, milletin hakkını gasp eden bir iktidar 15 tane bakanıyla birlikte sahada, valisi ve kaymakamıyla, devletin bütün görevlileriyle alanda tehdit edilecek olan tehdit edilerek, kazanılacak olan kazanma metotlarıyla kazanılarak büyük bir güçle mücadele ettik. Öyle bir güç ki her türlü imkanı kullandı. Nakdi, aynı, tehdit dili. Yani Güneydoğu'da örneğin korucular adeta baskı altına alındılar. Sandıktan çıkan oylara bakacağız denildiler. Köylerde dul, yetim, sakat, mağdur maaş alanlar sandıktan çıkan oylara bakacak denildi. Ki bunların sayısı az değil. Yani Türkiye'de şu an Derya Yanık Hanımefendi'nin ifadesiyle 25 milyon insan devletten yardım alıyor. Haneye çevirdiğinizde bunu muhtemelen 7 milyon civarında bir hane, değil mi? 7 milyon hane yardım alıyor. Biz anlatamadık. Yardımlarınız kesilmeyecek diye demek ki anlatsak da inanmadılar. Bir örnek vereyim. Niye kaybettiğinin en güzel örneği bence o, her yerde söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, kendi şehrimin, kendi bölgemin ürünü fındık üzerinden söyleyeceğim. Fındık taban fiyatını 4 dolar yaptık dedi. Bundan sonra her sene geldiğinde fındık kaç lira olacak diye devletin gözüne bakmayacaksınız. Tarım Bakanlığı'ndan açıklama beklemeyeceksiniz. 4 dolar olacak ve bu dolar bazında da enflasyon oranında veya belli bir doların faizi karşılığında artış gösterecek. Tayyip Erdoğan geldi orduya. Dedi ki ya bu Kemal Kılıçdaroğlu kafayı yemiş dedi ya. 4 doları niye vermedin bu zamana kadar dedi. Madem veriyordun da dedi. Niye vermedin dedi. Alkış, kıyamet koptu. Aşağıdakinin biri demedi ki Sayın Cumhurbaşkanı. Bu CHP 45 yıldır iktidar olmadı ki versin. Ülkeyi de 21 yıldır sen yönetiyordun ki. Nasıl versin adam? Adam vereceğim dedi. Vereceğim diyene inanmadı. Bu zamana kadar niye vermedi diyene inandı. Orduda oy arttı mı peki? %65. Yok yani Kemal Bey'in... Kemal Bey'in oyunda artış var tabii yani. Var ama... Yani sonuçta... öyle bir beklenilen seviyede değil. Yani şimdi orduda... Niye insanlar muhalefete değil de iktidara inandı? Ordu hakikaten en fazla göç veren şehir. Ordu devletten yatırım alamayan şehirlerin başında geliyor. Ordu milli gelirde en düşük sıralamada sonlardan 21. sırada. Ama buna rağmen ordulu, mesela ben fındık için Milliyetçi Hareket Partisi'nden Cumhur İttifakı'na zarar veriyorum diye atıldım. Tarım Bakanı o gün rekolteyle ilgili afaki bir bildirimde bulununca, tıpkı bugün bulundukları gibi şu anda da 810 bin ton dediler. 810 bin ton, 100 bin ton da dediler depolarda var, 910 bin ton. Bunu diyenler üreticiyi düşünmeyip fındık çokmuş diyerek fiyatı aşağı çekmeye çalışan tekelci sermaye. O gün dedim ki Tarım Bakanı sen çiftçinin bakanı mısın, tekelci sermayenin bakanı mısın dedim ve partimden Cumhur İttifakı'na zarar veriyor diyerek ihraç edildim. Kovuldum yani halk tabiriyle. Ama ordulu kovulana sahip çıkmadı, fındığın hakkını savunana sahip çıkmadı, ordunun sesini duyurana sahip çıkmadı. Ordulu olmayan Tokatlı Milli Eğitim Bakanı'yla Trabzonlu bir arkadaşı milletvekili yaptı. Ordu mazoşist mi? Niye yapıyor bunu? Acı çekmekten zevk mi alıyor? Anlayamadım ki yani nasıl olduğunu, ya da biz anlatamadık deyip suçu üzerimize alıyoruz. Ben kaybetmeyi biz anlatamadık diye üzerimize alıyorum. Ama benim geçenlerde söylediğim bir şey vardı. Yine Sözcü TV'de söyledim. Cumhuriyet Halk Partileri'nde büyük bir telaş, büyük bir panik var.
kaybettik, yandık, yıkıldık. Yahu CHP'nin oyu %60'tı da Kemal Kılıçdaroğlu %48'e mi düşürdü? CHP Türkiye'de bu zamana kadar 30'u ne zaman aştı da şimdiki %48'den dolayı ortalığı bir tufana çevirdi. Ama maçı kaybetti yani. 9 tane gol atsan maçı da maçı kaybetti. Fenerbahçe 7-8 yıldır şampiyon olmuyor. Ama aynı buna rağmen kadar. Fenerbahçeliler hiç Fenerbahçe'yi bırakanı görmedim. Hiç ama, Fenerbahçe'yi terk edelim demiyorlar. Olur mu? Kızıyorlar, eylem yapıyorlar. Kızabilir ama Fenerbahçe'yi bırakmıyor.